Bir anı, bir hikaye. Devri İsmet ve sonrası 76. bölüm hazırlayıp sunan ben İsmail Ağacı 1950 seçimlerinde Demokrat Parti aday bulamazken, e, Milli Şef'in hışımından, koktuğundan, jandarmanın dayağından ne olur ne olmaz kardeşim, seçimi kazanamazsak da dayak yeriz, kazansak da dayak yeriz, bu parti iktidar olmaz diye düşünenler. 50'de iktidar olunca 54'te bol bol aday bulundu. Bu sefer daha önce Halk Partisi'nin davulunu, tokmağını, her şeyini yanında taşıyanlar Demokrat Parti'ye geçmek suretiyle fırsat bu fırsattır, aydınlığımızın semeresini toplayalım dediler. Evet, iktidarda Demokrat Parti vardı ama Demokrat Parti'nin e, sayesinde fırsatçı aydınlarımız hemen kısa bir virajla çok U virajı falan yapmadan böyle gelip Demokrat Parti'ye kapaklandılar ve Demokrat Parti milletvekili oldular. Bu da enteresan bir şey efendim. Evet. Demek ki iyi bir araştırma yapılmamış o zaman. Bizim aydınlarımız sıkıntıya hiç gelemezdi. Milli Şef'in yetiştirdiği aydınlar bunlardı. Çekilen o günkü sıkıntıların hiç olmasa yarıdan yarıya memleketin geleceğe bakımından bir fedakarlık olduğunu bizim aydınlarımız düşünmek bile istemediler. Bizim aydın hep peşincidir. Neredeyse hemen neticeyi almak ister. Bir domatesin yetişmesini bile bekleyemez. Sabahleyin memlekete bir hizmet edecek olursa bunun karşılığını akşama kese kağıdı ile ...evine götürebilmelidir. Öyle peşinci adam ne yapsın kardeşim ya? Aydınlık işte bu. Aydın böyle olur ya. Baraj, fabrika, liman, yol... ...bütün bunlar uzun vadeli. Anında olmaz ki bunların neticesi. Yıllarca sen bir liman yapacaksın da... ...bir kurdele keseceksin... ...halk da senin hizmetini görecek. Olur mu kardeşim ya? Hemen hemen... ...o zamana kadar... Kim öle kim kala uzun vadeli şeylere yer altına yaparsan hele hele yer altına yaparsan. Aydının tekbil erzakı bol ve ucuz olsun. Eti, sütü, patatesi bulunsun. Karıcığının eşinin öteberi eksikliği olmasın da isterse 50 yıl sürsün. Sonra bu memleket Sahra-i Kebir gibi kupkuru çöle dönsün. Umurunda değil. Yeter ki o günü kurtarsın bu adamcağız. Mebbus desinler ona. Mebbus. P ile söylerlerdi. Kayseri dahil bazı yerlerde. Kim ne derse desin. Ben diyorum ki... Efendim... Bu... 60 ihtilalinin olmasında... Bu fırsatçı aydınların... Demokrat Parti'ye hücumunun... Baş sebeptir... Hücumu bunların e, 60 ihtilalin baş sebebidir. Çünkü orada Demokrat Parti'nin davasına inanmamış ama onun sayesinde iktidar nimetlerinden istifade etmiş fırsatçı aydınlarımız vardı diyorum diyor. Aydın fikir adamı ise fikirlerini her şeyden önce kuruşlandırmaya bakar. Günün politik çirkefinden kurtulan ve çıkarcılığın üstüne çıkabilen fikir ve ideal adına mücadele eden kaç aydın gösterebiliriz? Aydın gazete sahibidir. Bakarsanız bugün muafıktır. Üç gün sonra koyu muhalif verir. Sebebini acık bir yoklarsanız şöyle bir yoklama çekerseniz üç gün önce gazetesine verilen bol ilanın birazcık eksildiğini görürsünüz. Devletin kasasından ilan parası adıyla desteği azalınca hemen aleyhe dönüyor. Bir başkası da dün amansız muhalifti. Akşam sanki rüyasında babasını görmüştür. Sabahleyin kop koyu bir muvafık olur. Onu da altını yoklayın. Sebep ne? Yine para, yine menfaat. Yine onun gazetesine de ilandan para akmıştır. Menderes'in dolu dizgin gittiği günlerde tahsisat-ı besture örtülü ödenek yani den bol ulüfe aldığı için lütuflarınızdan dolayı minnettarlığımı belirtecek kelime bulamıyorum. Beni kelime iflasına uğrattınız. Muhterem Başbakanım diyenler ya da dramında ihtilalcilere yaranmak için gönüllü figüranlık yapanlar o zaman tiksintimi şu dört satırla ifade etmiştim. Kurt gelince sürüye sesi çıkmaz birinin bakıyorsun her biri bir tarafta yal yiyor. Başka İlde nasıldır bilmem amma ve lakin bizim köyde köpekler kurt gidince havluyor. E kurt gelince sürüye havlasana. Hayır. Zındık olduğu halde sırf Müslümanlar arasında itibarım artsın, yazılarım okunsun diye dini makaleler yazan, kozmopolit olduğu halde modaya uyup milliyetçi geçinen gece gündüz şarabın başından kalkmayıp mürşidi kamil olan sosyalist olup liberalizme metiyeler dizen yedi göbekten sömürücü bedavacı ve lüpçü olduğu halde emekçilerden yana ve aşırı solcu geçinen ama uzun cümle yapmış adamcağız. Başkalarının fikrini çalıp kendisininmiş gibi pahalı pahalı satan fikir adamı ve aydın bizden başka dünyanın neresinde vardır? Vardır be abi. Bu insanda bu nefis, bu ene olduktan sonra dünyanın başka yerde de vardır bu. Bunu söyleyenler yanlış söylüyor. Ya dünyada ilk defa bizde falan filan diyenlere bakıyorum. Dünyada hiçbir şey de araştırmamışlar. Ya insanoğlu materyalist, makyavelist olduktan sonra bunların olmaması mümkün mü ya? Yani Allah rızası için bir fakire, bir yaşlıya şöyle koluna girip bir adım atacaksın. Ve bundan da hiçbir dünyalık beklemeyeceksin. Evet. E bu Allah rızası için işini yapmazsa adam Elbette ki ne yapacak bu nefis? Hadi enayi etme bak. Çeşme akıyor. Sen de doldur bakayım. ...hoş aslanım. Ondan sonra da kendine hayretmiyor. O doldurduklarından dolayı düşman kazanıyor. Ve o da elinden alelacele gidiveriyor. Urba aydınlarımız yani kıyafet aydınlarımız cesareti de kayda değer. Atatürk'ün gününde Ertuğrul'un oğlu Osman'dan son padişah Vahdettin'e kadar hepsine hain diye küfredenler her şeyin Atatürk'le başladığını iddia edecek kadar aşırı davrananlar İsmet Paşa zamanında onun pul ve paralardan resminin kaldırılmasına korkularından ses çıkaramadılar. Bununla da kalmadılar. Bu defa da İnönü'nün her şey olduğuna dair kasideler yazdılar. Nasılmış efendim? Eee tabii. iyi de öldür ama hakkını ver. Şimdi Atatürk zamanında Osmanlı'yı aman çünkü Osmanlı'ya sövmek prim yapıyordu. Prim yapıyordu. Ne kadar Osmanlı aleyhinde delil varsa ortaya koydukça onlar da o ya bak aydın adam. Ver yansın ettiler. Onun için Baltacı Mehmetlerden tuta bilmem neye kadar. Her şey iftiralarla doldu tarihimizde. Ama Atatürk vefat edip de yerine İnönü geçince ne oldu? İnönü Ankara'da Atatürk'ün mezarının yapılacağı yeri vermedi vermedi. Kimsenin de gıkı çıkmadı. 1950'de Demokrat Parti iktidar olunca anıt bugünkü yerini Demokrat Parti tahsis etti. 12 sene cenaze toprağını bekledi. Toprak cenazesini bekledi. Ne oldu? Peki o dönemde Atatürk'ü sormak, aramak niye suçtu? Hiç kimse bugün vay Atatürk düşmanları falan filan kalkıp efelenmesin kimse kimseye arkadaş. Bu böyledir. İşte 1938'den 1950'ye kadar 13 sene Ankara Etnografi Müzesi'nde cenaze bekletildi. Niye? Dedik ve 76. bölümü de burada noktaladık. 77. bölümde buluşmak üzere. Bir anı, bir hikaye.